Merhaba arkadaşlar. Sevgi Evinden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçeklerimle merhaba demek istiyorum. Kurdele çiçeğim. Ve tavanın farklı versiyonu. Difenbahya. Kurdele çiçeği. Panda sukulent. Krasula ovata yapraktan çoğaltıyorum. Trümpet ve deve tabanı. Bunlar buradaki çiçeklerim. Bugün sizlerdekiyle burada da aloe vera saksım var. Ve bol bol aloe vera üretiyor. Evet arkadaşlar, şimdi burada sizlere bugünkü video konusu zambak. Diğer adıyla gala çiçeği. Şimdi bu niye böyle perişan ve yaprakları aşağıya bakıyor? Çünkü bunu ben teyzemin bahçesinden iki kök olarak getirdim ve bu saksıya yeni diktim. Yeni diktiğim için de zavallıcık henüz saksı, toprak ve kökler birbirine adapte olamadı. Ve zaman içerisinde bu adaptasyonu sağlayacak ve çok güzel beyaz beyaz zambaklar açacak. O açtığı videolarda sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, zambak nasıl çoğaltılabilir? Zambak iki çeşit çoğaltılabiliyor. Birincisi, bu şekilde fidesini getirip farklı, ya da fidesini köküyle alıp kökleyip farklı yerlere, saksıya, bahçeye, toprağa, nerede yetiştirmek istiyorsanız oraya dikerek köklendirme ve çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bunun böyle bu kadar solgun ve soluk durmasına bakmayın. Çünkü bu ikinci günü. Yani bir gece önce diktim. Bu ikinci günü. O nedenle böyle bir de soluk ve solgun duruyor zambağımız. Şimdi diğer köklendirme yöntemi ise zambak, bildiğiniz gibi laleler gibi, lilyumlar gibi, ondan sonra birçok soğanlı bitki gibi soğanla ürüyor. Bunlar bizim zambağımızın soğanları. Bunu da oradaki teyzem zambakları köklerken dedi ki, bunlar tutmazsa sana bir de kök vereyim. Bu kökü götür, dik ve bundan yeni zambaklar elde edebilirsin dedi. Şuradan da bakın, şöyle şöyle güzelce yumruları var. Şimdi bunu da saksıda toprakla buluşturacağız. Ve daha sonra bunun da aynı saksıya dikeceğim. Ve gelişimini sizlerle yine paylaşacağım arkadaşlar. Olur ki bu tutmazsa, ölürse buradan zambağımı yetiştirmiş olacağım. Şimdi zambak kökünü nasıl dikiyoruz? Şu kısım arkadaşlar, şu kısım toprağa gelen kısım. Şurası. Bu toprağa gelen kısmını yine toprağa gelecek şekilde dikeceğiz. Bu filizlenen kısmı, yani şu kökleri süren kısım. O kök süren kısmını da yine yukarı gelecek şekilde dikeceğiz. Bakın, şu da şöyle çıkarırken koptu. Şöyle bir soğan parçası, filizleri var. Soğanın da üçte biri var. Bunu da dikeceğim. Bunu da dikeceğim. Bakalım köklenmesi ya da yetişmesi nasıl olacak? Hangisi daha çabuk köklenecek? Bu yarım olmasına rağmen o sürgünleriyle bize yeni zambaklar verecek mi? Bunu da bu şekilde buraya dikeceğim. Yine kendi top şeyine, saksısına. Çünkü birinden biri tutmazsa en azından bu saksı boşa gitmemiş olur. Bu şekilde kullanmış olurum. Bunu da buraya bu şekilde, filiz kısmı üste gelecek, kök kısmı alta gelecek şekilde şöyle biraz hafif bastırarak oturtturuyoruz ve üst, zaten bu köklenip yumrulandığı için şöyle hafif, şurada bir açıklık kalması yeterli. Çok da bastırmıyoruz. Çünkü köklenip yumrulanacağı için zambağımızın dikimini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi can suyu verecek miyim? Şu anda can suyu vermeyeceğim. Çünkü saksıyı bir gün önce sulamıştım. Saksım, toprağım bayağı bir ıslak. Ve can suyu da verirsem şeyde, soğanlar da çürüme başlayabilir. Onun için şöyle bir iki gün
sulama yapmayacağım. Bu şekilde zambakların şöyle şuradaki filizlerini de göstereyim. Köklenmesini sağlayacağım. Eğer köklenme ve filizlenme olursa ondan sonra düzenli sulamaya başlayacağım. Ama ilk 3 gün su vermeyeceğim. 2-3 gün sonra çok hafif bir sulama yapacağım. Çok az bir sulama yapacağım. Daha sonra da dediğim gibi toprağın su isteğine bağlı takip edip zambağın gelişimini hep birlikte takip edeceğiz. Şu anda gala çiçeği, diğer adıyla beyaz zambak, bu şekilde dikimini yaptım. Gelişimini birlikte takip edeceğim ve sizlerle aralıklı videolarla gelişimini paylaşacağım. Zambak nasıl bir toprağa dikilmeli? Zambak toprağı diğer bitkilerde olduğu gibi arkadaşlar, şöyle karışım bir toprak olmalı. Benim toprağımda ne var? Kokobit var. Çok düşük oranda perlit var. Solucan gübresi var. Torf var. Ve bu şekilde bir dikim yaptım. Hatta destek amaçlı perliti az olduğu için şöyle biraz daha perlit ekleyeceğim ona. Evet, şöyle biraz da perlit ekleyeceğim. Su oranını tutabilsin diye. Bu şekilde. Zaten şeyinde daha küçük oranda öğütülmüş ve toprağa karıştırılmış perlit, torf, solucan gübresi ve diğer bitki besinleri bu toprakta var. Bu toprakta onlar olduğu için daha fazla bir katkı maddesi eklememe gerek yok. Çünkü bu gerçekten vitamin ve mineral oranı çok yüksek bir toprak. Sadece bu kadar bir perlit de eklemem yeterli oldu. Ve toprağımız bu şekilde zambaklarımızı yetiştirmeye ve büyütmeye devam edecek. Şu anda zambak, yani gala çiçeği ve beyaz zambakla ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Daha sonra inşallah zaten kışa girdiği için yapraklarını solduruyor ve döküyor. Yazın tekrardan yeşeren bir şey. Yani bir bitki. Şuradan hiçbir kök, şu yeşil kısımdan hiçbiri kalmasa bile o ektiğimiz soğanlar toprağın dibinde kışın uyuyorlar. Yazın ilkbaharda yağmurlarla birlikte tekrardan yaprak ve sürgün şekilde yeşerip Mayıs, Nisan gibi, hatta Haziran gibi çiçek açmaya başlıyorlar. Şimdi o evrelerinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda zambakla ilgili anlatacaklarım, ekimi, dikimi, bakımı bu kadar. Sulamasını da toprağın kurumasına göre sulamasını yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ortama, bulunduğunuz iklime ve evinizdeki sıcak ortamına göre sulamanızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.